Hazreti Ayşe onam radıyallahu anha Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin en süyüklük ayolları bugün. Bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşlıklarından birge usken dostları Hazreti Ebu Bekir Sıddık'nın kızları bugün. Hazreti Ayşe onam 66 yıl yaşa geldiler. Hayatları devamında 67 de kul azatkı geldiler. Karın, Resulullah'ın hizmetleri özü kifaya idi. Resulullah bu zattan razı bu geldiler. Bu zatını yakşıkır geldiler. Bu zatını haklarına dua geldiler. Şuna ki dua agen zat. Özü şu hizmette özü kifaya idi. Yani ahiretim için zahire busun deyip 67 de kul azatkı geldiler. Braderler, bu payette bitti kul bir malibunu narhede bugün. Lekin topkallarının sarfiyatını bu kişiye gelgen hadayanı özlerini bisatlarına rozgarlarına emez. Hücre-i saadetli kanaka cihazlar bilen cihazlan geldiği, ular kanaka yiyip kanaka iç geldiği bana ustazlar cüde hem köp yapırılınca. Agar Hazreti Ayşe onamı kollarına kegen mal sözü bizlerini ayollarımızı kolüge kese var mı? O şey künü yok bütün dünya matası bilen uyut öldüredi. Tugumadan tüye geçesini aladı. Lekin uzat bu işini kime geldiler? Kul azat kigen ekeller ki ahiretim için bir zahire bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam hizmetinden, din hizmetinden gelip hücrege kirseler Hazreti Ayşe onam radıyallahu anh'a yığılıp oturgen ekeller. Karın? Şuna ki haletler bugün mü? Hanedanımızda kigenimizde ayolumuzu yığılıp oturgen ya hafe bugün payetlerini kurgen biz. Her kandak insan soruydu. Ne fakat Müslüman, ne fakat namaz kan. Müslüman bulmagan insan hem soruydu. Namaz okumagan insan hem soruydu. Sanki ne mi buldu, ne mi yığılı yapsan dedi mi? Ayşe, ne mi için yığılı yapsan deyip soruyorlar da. Hazreti Ayşe anam raziyallahu anhu. Allah'ın Resulü, kıyametini azaplı kullarından, dehşetli kullarından korkup yığılı yapman degen ekelle. Karın. Şunca hizmet var. Ahiret için şunca teyergelliği kıp koygen. Lekin kıyamattan korkup yığılıyetken egeller. Bizde ayollarımız yığılışlık mümkün. Yığılıyetkenini görüşümüz mümkün. Lekin nimu için yığılıyapsan digende bir ortamızı ayolumuz kasam bilen eytemen Allah ki ben kıyamattan korkup yığılıyetmen digenmez demeydi hem. Kıyamattan korkup yığılıyetmen deyişliği için Hazreti Ayşe onam dek Xudodan qo'rqish kerak. Hazreti Ayşe onamni e'tiqodlarda bo'lishlari kerak bu gapni aytishlari uchun. Qiyomatni dahshatlardan qo'rqib yig'layapman ey Allohning rasuli. Yo Rasululloh dedilar. Hazreti yig'lab turgan. O'zi qiyomat kuni sizlar ahli ayol bola chaqalaringizni eslaysizlarmi dedilar. Qarang. Ya'ni muhim bir savolni beryaptilar. Oxiratni g'amini nimaga yig'layapsan desa, o'zingiz anuni olib beraman dedingiz, olib bermadingiz-ku deydi. Qizingni beshigiga u qilaman dedingiz, qilmadingiz-ku deydi. Ana uni qilib beraman dedi. Yig'i shundan bo'ladi bizdagi ayollar. Yana tashvishni qarang, o'zi sizlar eslaysizlarmi? Sizlar siz deyotgani yo'q. Rasulullohni eslashlari tayin, u bitta oilalar emas, ahli farzand emas, ummatni o'ylaydilar. Qiyomat kuni ummat uchun yelib yugurib xizmat qiladilar. Dunyoda shu g'am bilan o'tib ketdilar. Butun umrlarida bir marta mana bu biz o'tirgan dasturxonga 23 yil payg'ambarlik davrida o'tirmadilar. Bunaqa hurmat, bunaqa iltifot keling, mana buni yeb oling, buni yemasangiz mana bu deb qayta-qayta ketma-ketin taom berilmagan, Rasulullohning dasturxonlarida bo'lmagan. G'amlari ummat bo'lgan. وراودت كل جبال بأن تكون له ذهبا فأبا مولود شريف تكلده مكة مدينة تغلره أي الله نين رسول دعا قلين بز تلالرگه کمشلرگه ایلنیلیک دین رواجه اوچون خزمت قلدنین بزلردن فایدالنده گلنرده رد قلدلر آشخازالرنه تپسیگه من بو کوکسلرگه تاش باغلب یوررکلر تاش اوشه تاشتگه ساولی آشخازاندگه اسکیتگنالگه کسلته قرلیب o't qopidan kislatib oshqozonni qizib ketishligini oldini olib shu toshni bog'lab yurar ekanlar. Ey Allohning rasuli bir burda noningiz bormi deganlarida qorinlarini ko'ylaklarini ko'tarib toshni ko'rsatar ekanlar. O'zim ham 3 kun bo'ldi non yemaganimga der ekanlar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, ey Oyisha, qiyomat kuni 3ta maqom, 3ta joy borki, inson o'zidan boshqa hech kimni eslamaydilar. Hech kimni o'ylamaydi. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi, ey Oyisha deganlar. Qarang, dunyoda eslaymiz. Hozir shetdan bir telefon bo'lib, akamizmi, ukamiz, dadamlar mazalari qochib qoldi, balinsaga ketyapmiz desa, tamom bizda. Yoki birorta bir onamiz, yo bolamiz, yo ayolimiz haqida o'g'limizni mashina turtib yuboribdi desin, qani shu dasturxonda o'tirarmikin biz? O'ylaymiz, nima bo'ldi ekan? To' borib o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmaguncha xotirjamlik nimalik? Dunyo shunaqa. Lekin oxiratda shundoq dahshat bo'lar ekanki, dahshatli o'rinlar bor ekanki, 3ta o'rinda inson o'zidan o'zgani hech kim eslay olmas ekan. Birinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ey Oyisha, insonlarni yaxshi yomon qilgan amallari tarozida tortilayotgan paytda hech kimni eslamaydi dedilar. Sufolay rahmatullohi alayhi tarozi haq eru rozi qiyomat aning sidqiga nozil bo'ldi oyat bilur garchi Tangri ahvolimizni taroziga solur a'molimizni qilur qilgan qilmishlariga aql yetishmas egamning ishlariga deyaptilar. Qarang sufolayor, qiyomat kuni insonlarni amallarini tortadigan tarozi haq uni sidqiga nozil bo'ldi oyat val vaznu yawma izinil haqqu, qiyomat kuni insonlarni yaxshi yomon amallarini tortadigan tarozi haq deyapti. Bunga xohlang siz ishoning, xohlang ishonmang, xohlang buni tasdiq qiling, haq deb o'sha tarozi tortiladi deb bugun amalingizni xolis qilib, xudo uchun rizoat qilib, ibodat qilib, xayr hasanot qilib, butun umringizni yaxshilik bilan o'tkazing, xohlang unga ishonmang, bekor etibdi, kim ko'ribdi degan xayolda yashang, bu albatta haqdir. Alloh oyatida va'da qilyapti, amallarni tortadigan tarozi haq deyapti. Bu dadalarimizni, ustozlarimizni davrlarida bir tarozi ishlatilardi. Ikkita pallalik, 3ta ip bilan osib qo'yilgan, 3ta joydan ip, palla, o'rtada strelka turardi, bir yog'iga tarozi toshi, ikkinchi yog'iga mahsulot. O'sha tarozi to'g'ri haligi strelkasi kelguncha tortilardi. Endi qarang, amal ham xuddi shuni singari ekan. Yaxshi savob tomoni bir joyga qo'yilar ekan, yomon gunoh tomonlari ikki tomonga qo'yilar ekanda, o'rtada biz turar ekanmiz o'sha strelkaning o'rnida. Qaysi tomon og'ir kelsa, o'sha og'ir kelgan tomon egasini o'shaqqa tortib ketar ekan. Yaxshiliklari og'ir bo'lsa yaxshilik tomonga, jannatga, yomonlik tomoni gunohlari ko'p bo'lsa do'zaxga sudrab ketar ekan. Uni mana shu dunyoda imkon beryaptiki, bandam senga shariat berdim, din yubordim, payg'ambarlar yubordim, kalomimda seni qandoq yashashliging, nima qilishliging, qandoq ibodat qilishliging, sen uchun nima halol, nima harom, hammasini senga ko'rsatdim. Mana shu yo'lda yur, tarozingni savob tomonlarini og'ir qiladigan yo'lni qil, faqat bu hayoti dunyo tirikliging paytingda imkoniyat deb bizga berib qo'ydi. Endi birodarlar, bugun bir tarozimizga qaraylikchi. Qalbimiz nima deyapti? Bugungi hayotimizdan iymonimiz rozimi? Aqlimiz rozimi? Iymonimiz halovatdami bugungi qilayotgan amalimizdan? Yo'q birodarlar. Yaxshilikdan ko'ra xatolarimiz ko'p. Savobdan ko'ra gunohlarimiz ko'p. O'ylamaylik. Bugun o'qiyotgan namozlarimni necha yildan beri o'qiyapman, hech bir foydasini ko'rmadim deb xayolga keltirmang. Bu dunyo ibodatlar nasiya dunyosi. Qilaverasiz, roza tutaverasiz, zakot beraverasiz, hajga boraverasiz, yetimga yordam qilasiz, ota-onangizning xizmatini qilasiz, u qilasiz, bu qilasiz xayrli ishlarni. Birortasini foydasi bo'lmadi-ku degan xayolga bormang. Bu qilayotgan amallar erta mana shu tarozida shunaqangi bizga xizmat qilib beradiki, oxir qancha qismaylik peshonamizga uramiz. Eh, shuni qilmang-ku, nima uchun ko'proq qilmadim? Nega shu imkoniyat bor edi, hammasini mana shu umrimni yaxshilikka sarf qilmadim, ibodatga sarf qilmadim deb hali afsus qiladigan kunlar bor. Bugun xato qilayotgan bo'lsangiz,
Şu kıyan hata izi, günah izi, birov körmegen bose, birov bilmegen bose, köyünüz hatırcan bulmasın. Ha, Xudoga şükür şu günahımı birov bilmeyi kal diye, adamla eşitmeyi kal diye, şunu gapirme diye, şovşu kime diye deyip oylamayın. Ertege bu ameller elbette günah tamamen koyulingen de, sizi yakazdan uşap durup cehennemge tartadı bu ameller buradalar. Uşan uçun, Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eti yaptılar ki, tarazıda ameller tartılıyken peyde hiç kim, vay, mani dünyaya gelişki sebep bugün ota onam var idi. Kani ikille ya, bu atrafta korunma yaptı ya, vay mani hatunum kani, vay mani suyugan ballarım kani deyip, hiç kim mi közge korunmasakken, uzun, ne mi böylerken, savap tamamım ağır keler mikin, ya günahım ağır keler mikin deyip, adam arasatta sarasıma da kop giderken. İkincisi dediler, namoyi amollar tarqatilayotgan paytda inson o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolar ekan. Namoyi amolni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu trudovoy knijka, mehnat daftarchasi. Mana shu yoshi ulug' otalarimiz nafaqaga chiqayotgan paytda, pensiyaga chiqayotgan paytda bulardan birdan bir talab qilingan dokument, hujjat birodarlar, bu namoy o'sha trudovoy knijka bo'lgan. Qayerda qancha faoliyat ko'rsatdi, qancha xizmat qildi, necha yil staji bor, o'shanga qarab turib davlat bularga nafaqa belgilagan. Pasport so'ramagan, metrika so'ramagan, nikoh qog'oz so'ramagan, faqat trudovoy knijka. O'shanga qarab pensiya belgilangan. Mana shuni shar'iy istilohda birodarlar namoy amol deyiladi. Namoyi amol janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bashoratlariga ko'ra jannatiy bandalarga, jannatiy najot topgan saodat egalari, iymon egalariga yo o'ng qo'lidan berilar ekan, yoki oldi tomondan berilar ekan. Mana senga namoyi amoling oldingdan yoki o'ng qo'lingdan. Bu insonni jannati ekanligini alomati ekan. Do'zaxiy insonlarga yo chap qo'lidan yo orqasidan berilar ekan. Mana sani namoyi amoling. Do'zaxiy inson namoyi amolni olgandan keyin shundoq namoyi amolni ochib o'qisa butun balog'atga yetgandan oxirgi nafasigacha bo'lgan barcha gunohlar, qayerda zino qildi, kim bilan qildi, qancha qildi, qancha aroq ichdi, qayerdan ichdi, nima pulga sotib oldi, qayerda qimor o'ynadi, qayerda odam o'ldirdi, qayerda o'g'irlik qildi, qayerda tarozi, hammasi yozilgan bo'lar ekan. Shunda namoyi amolini ochib do'zaxiy inson a'uzu billahi minash shaytonir rojim ya vaylatana ma li hazal kitabu la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa soha. Ey mana bu kitob egasiga do'zax bo'lsin, vayil bo'lsin, la'nat bo'lsin. Bu qanaqa kitob bo'ldiki, dunyoda qilgan barcha oshkorayu maxfiy qilgan amallarim hammasi yozilibdi-yu, halokat bo'lsin, menga la'nat bo'lsin deb o'ziga la'nat etar ekan. Farishtalar yozib turibdi. O'ng tomonimizdagi farishta bizlarni xayrli amallarimizni, savobli amallarimizni yozyapti. Chap tomondagi farishta bizlarni gunohlarimizni yozyapti. Ertaga mana shu kitob arxivda turadi, qiyomat kuni bizlarga birma-bir tutqiziladi. Mana senga deydi o'ng qo'lingdan, mana senga chap qo'lingdan. Endi bugun bir qanaqa qaysi toifa insondanmiz? Qani o'zimizni, to'g'rimizda qanaqa gumondamiz? Namoyi amol tarqatilayotgan paytda o'ng qo'limizdan yoki oldimizdan oladigan inson deb o'zimizni eta olamizmi? Sahobiylar roziyallohu anhumlar nima uchun butun umrini, moli jonini dinga, shariatga, islom uchun, ummat uchun sarf qildi? Nima uchun? Hammalari mana shu ashobul yamin bo'laylik deb, o'ng qo'l egalari bo'laylik deb harakat qilishdi. Borini tikishdi, jonini tikishdi. U zotlarni halovat bo'lgani yo'q, ular rahmat eshitgani yo'q, minnatdor bo'lganlar yo'q biroz. Rahmat sizlarga, sizlar sababli bizlar mana undaqa islom ne'matiga musharraf bo'lib, iymon ne'matiga musharraf bo'ldik deb biroq minnatdor bo'lganlar yo'q ulardan. Birodarlar, ular bo'ptiki kutun bilan kaltak, kuni bilan so'kish, kuni bilan ta'nadashnom, lekin bir daqiqa to'xtaganlar yo'q. Shu Xudo rozi bo'ladigan amal uchun bor butini tikishdi. Biz shuncha imkoniyatga egamiz. Hozir masjidlar, hozir boyagi haligi videosi ko'rsatilindi shu shahardagi, qarang masjidlarni. Shu masjidlarni qurish o'zi bo'lganmi? Balki oraylarda shu masjidga xarajat qilganlar bordir.
Mana shu yerda mehnat qilganlar bordir. Kim uchun qilindi shular? Kim uchun? Sizlar uchun qilindi. Endi bugun borsaz masjidlarda to'pli pol. Uyimizda yo'q mehli gilamlar. Tahorat xonaga kirsaz shunaqa sharoit uyimizda yo'q kerak bo'lsa. A bu masjidlar huvullab skvoznoy bo'lib yotsa. Sizni biz musulmonman deb bugun shu masjidlarga kirmasak. Bugün şu maçlarda namaz okumasak, hayya ala salah, hayya ala falani eşitip durup, bunu eşitmegenge olsak, ertege, kadın bizi namayı amalımız, on kolumuzdan birle diyor, kaysi birimizi, yakşı amalımız tarazını basadı. Hani etin? Üçüncü orun, adam uzumundan uzu bu koledigen orun, braderler, sirat, pil sirattan otiyetken deyken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Pilsirot'tan chaqmoqni singari o'tadigan musulmonlarni borligini bashorat qilganlar qarang. O'zi Pilsirot'ni ta'rifi, tasnifi, sifati mahshardan jannatga qarab tortilingan bir ko'prik. Sifati qildan ingichka, qildan ingichka degani bir ipay tolasida, bir ipayni tolasi bir. Bundoq qilib ko'ring, ko'zga arang ko'rinadigan holatdagi ko'prik. Uni o'tkirligi qilichdan tez deganlar. Qilichdan o'tkir ekan. O'sha joydan hamma odamlar farishtalar qurshovida odam alayhi salatu va salomdan davri qiyomatgacha kelgan oxirgi inson birma-bir haydalar ekan. Mana shu pilsirotdan payg'ambarlar, payg'ambarlarning haqiqiy sodiq do'stlari, avliyolar, ilmiga amal qilganlar, qoriylar kalomini xizmat qilib, kalomini o'zidan keyingi avlodga meros qilib qoldirgan, shogird chiqargan, din uchun xizmat qilgan, ota-onani rozi qilgan, ota-ona sendan roziman bolam, xudo rozi bo'lsin, yetim yesirni boshini silagan, saxovat, ihson bor butini xudo uchun sarf qilganlar vız vız yetib chaqmoqni singari o'tib ketar ekan. U joydan ba'zi birlar amalini kamligi uchun yugurib, tezlik yugurib, haligi tez yugurish bilan o'tib ketar ekan. Ba'zi birlar sekinroq yugurib o'tar ekan. Ba'zi birlar tez yurib o'tar ekan. Ba'zi birlar sekin yurib, ba'zi birlar yemaklab cho'zilib haligi o'tar ekan. Hammani amaliga qarab turib o'tilar ekan u yerdan. Ana shu joyda birodarlar, inson o'zidan boshqa hech kimni eslolmas ekan, na ota, na bola chaqa, na akokani birodarlar.